Herkese selamlar arkadaşlar. Dark Souls 2 Scholar of the First'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde artık uzun süredir sizlere bahsettiğim Murakamo'yu alacağız. O kılıcı bir alacağız ve yolumuza o şekilde devam edeceğiz. Her zamanki gibi bu videoyu beğenmeyi, yorumda bulunmayı unutmayın. Bu sayede YouTube'da benzer içerikler arasında benim videolarımın öne çıkmasını sağlayabilirsiniz. Bu da yapabileceğiniz benim için en güzel destek olur arkadaşlar. Onun dışında bu bölümleri toplu çekiyorum. Yani katıl üyeleri bu bölümlerin hepsini aynı anda izleyebiliyorlar. Çekim günlerini de soranlar alıyor. Genelde haftada 2 gün 5'er bölümlük çekim yapıyorum arkadaşlar. Bunlardan birincisi Perşembe günü, diğeri de Cumartesi günü. O zaman vakit kaybetmeyelim biz. Bir üzerimizdeki eşyalara bakalım. Esus şardımızı almıştık. Onu verelim. Tamamdır. Seviye atlayamıyoruzdur ama. Aynen. 3000 ruh daha lazım. Hemen geri döner atlarız. Şimdi ne yapıyoruz? Chapel Threshold'a gidiyoruz. Şapel çıkışına gidiyoruz yani. Bu dışarı tarafına. Oradan da yeni bölgemizde dolaşmaya başlayacağız. Ama yeni bölgemizde yine bol bol örümcek var arkadaşlar. Yine bol bol örümcek olduğu için ilk olarak bu arkadaşı bir yakıyoruz. Hemen aşağı iniyoruz. Gerçekten örümceklerle uğraşmak bu bölümde çok sinir bozucu olabiliyor. Hall of Proud Knight'ı, Proud Knight'ı alıyoruz. Sonra şuraya atlıyoruz. Bak gördünüz mü ne biçim her yerden örümcek çıkıyor. Aa! Ya ben niye bu yer çekimi konusunda çok kötü bir oyuncuyum? Evet, şimdi biraz daha dikkatli. Hay Allah ya. Selam abi. Bu sefer düşmeyeceğim. Şuradan aşağılara da gideceğiz aslında ama. Hayda. Dur. Petrified Dragon Bone ve Titanic Chunk aldık. Şimdi arkadaşlar evet, burada bizimkiler kapışıyorlar. Biz Pete'in bütün eşyalarını aldığımız için Pete'yi öldüreceğiz. Abi bana da vuruyorsun, biliyorsun değil mi? Şöyle. Bu adam da yüzünü gizliyor. Doğru olana işte doğru olana şey yaptın, hizmet ettin diye de güldü. Bu arada bu ikilinin kapışmasında biz pragmatik yönü seçtik. Çünkü bir kolluk var benim kullanmak istediğim. Onu almak istiyorum. O yüzden bunu yaptık. Tiseldora Denkey. Denkey bununla beraber zaten alabileceğiz arkadaşlar. Orada ne varsa senindir diyor. Ve bize bütün eşyalarını veriyor. Bunun sonrasını istiyorsanız öldürebilirsiniz abi. Abiyle işimiz tamamen bitti. Peki. Şimdi biz ne demiştik? Bu Mirah'tan geldiğini söyleyen bir adamdı ve Lucatiel'de abisini arayan bir adam. Hemen Crakton'un zırhına bakalım. Bir tipik bir zincir zırhmış ve Crakton the Wanderer'a aitmiş. Bu zırh tasarlanırken Mirah diyarındaki, doğudaki Mirah diyarındaki
zırhlar temel alınmış ama bazı tuhaf ve insanın direkt gözüne çarpan farklılıklar da söz konusuymuş. Bu belki de çok iyi işlenmiş bir imitation, yani taklit bir üründür. Yani Creighton şu anda bizim için çok gizemli bir adam halen. Ne yazık ki abisi değil Lucatiel'in. Göreceğiz bakalım neler olacak. Şimdi şuradan devam edelim. Biraz daha meşale alalım. Windows bir anda bir doğum günü şeyi bildirisi yayınladı gene bana. Ay 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 ay, unuttuk seni. Aman çok kötü oldu. Evet çok. Ayıptı ya. Neyse. Allah Allah. Bazen ben bir büyüm olduğunu unutabiliyorum arkadaşlar. O yüzden yaşanıyor bunlar. Bakın örümcekten mesela şu an meşale olmadığı için arkadaşlar direkt bize saldırma eğilimindeler. Şimdi bakın. Burayı açacağız. Bir kapı daha gelecek. Bu kapı işte normalde açılmıyor. Bu kapıyı biz Creighton'un görevini yaparak açabiliyoruz arkadaşlar. Ve içeride iki tane güzel sandığımız var. Engraved Gauntlets. İşte bu bizim aradığımız kolluktu. Direkt bunu takacağız zaten. Nerede Engraved? Heh. Bakın özelliği arkadaşlar, düşük şansla da olsa standart ataklarınız kritik saldırılara dönüşebilir. Yani daha çok çok güzel bir kolluk bence. Ulan biriniz de tuzak kurmayın bir şeye ya. Ha, burada ismi geldi direkt. Rusted Coin. Direkt Creighton direkt galiba bize hazırlamış bunu. Tadı meşale şey siler falan var da. Şuradan da aşağılara gidelim. Aslında normalde şu an direkt boss yoluna gidebiliriz ama arka tarafta yapacağımız önemli şeyler de var. O yüzden ben fazla ilerlemiyorum farkındaysanız. Daha bizim işimiz gücümüz var yani buralarda. Şöyle bir Lush Titan Shard'ımızı alalım. Burası Tisseldor'un uç tarafı zaten. Hemen bonfire'a geri dönelim. Aa, şundan da almamız gerekecek. O amaçsızca şeyle uğraşırken, Crystal Lizard'la uğraşırken tabi. Hatta gidelim onu da halledelim. Bir 10 tane falan alalım. Çünkü burada lazım olabilir bize sık sık. Onu da kedicik satıyordu zaten. Buy item. Heh. 10 tane alabiliyormuşuz. Çok iyi. Zaten oyunun bir noktasında arkadaşlar her zaman bu Souls oyunlarında olduğu gibi
bize sınırsız seyahat hakkı sağlayacak bir eşya edineceğiz. Yani o yüzden çok dert etmeye gerek yok şu anlık bunların parasını. Travel diyelim yine. Evet, ikinci bonfire. Bu sefer meşale yakmadım çünkü hızlıca karşıya gideceğim. Şurayı da parçalayalım. Peki. Peki. Tuzağını yesinler seni. Her şey tuzak ya. Ayıptır, ayıptır. Neyse, ona bir daha döneceğiz. Şimdi ben buna takıntı yaparsam bir daha bitireceğim şeyleri. Döneceğiz birazdan. Şeye mahal yok. Coşmaya gerek yok. Şimdi işlerimizi, güçlerimizi halledelim. Ama çok uyuz ediyor ya. Buradan şöyle iniyoruz arkadaşlar. Flashlight'ın şart. Bir de büyücü kardeşlerimiz var burada tabi. Estus Flask şartımızı da alalım. Şimdi Flame Butterfly kullanacağım çünkü burada çok fazla örümcek gelecek. Petrified Dragon Bone önemli. Aa, burada curse olmuş bile. Burası kısa yol, tamam. Sakat ya. Bowman Gundyr. Gel bakalım. Gundyr. Gel bakalım. Bir yandan büyücüler, bir yandan sen. Burada böyle iki tane arka arkaya basarsanız rahat edersiniz. Ben bilerek gördüğünüz gibi meşaleyi bırakmıyorum. Ne olursa olsun iki tane örümcek, üç tane örümcek demeyin. Olur, bir sıkıntı olur. Canınız sıkılır yani. Hemen Royal Swordsman. Bak, bak yine geldiler, gördünüz mü? Kaç tane atıyorsunuz? Ruh hastaları. Şurada da eşya kalmış. Dark Torture. Bu patlayacak mıydı? Yok. Neyse. Sıkıntı yok. Böyle manyak bir mekan burası da.
Kraskanax ve Soul Vortex. Şuradan tepeye doğru çıktığımızda aha da bu ortayı da açmış olduk arkadaşlar. Buradan tabi doğru normal geri dönmesi gerekiyor karakterin. Tamam mıyız gençler? Tamam mıyız? Ben geri dönüyorum. Geliyor manyak. Şimdi gidelim arkadaşlar. Yok gerek yok gerek yok gerek yok. Bir daha şey yapacağız. Aa düşmedi lan. Şimdi buradan bu sefer aşağı atlayacağız. Bir alt kata. Yanlış atladım ama ya. Of. Atmayın şunları bana. Neyse şöyle gidelim bari. En azından Titan Chunk'la Twinkin Titanit alırız. Zafer. Ya çok troll bölüm ya. Diyemiyorum. Ha şöyle biraz geriden alsak. Ha. Şeyden dolayı arkadaşlar buraya atlıyorum. Çünkü bonfire açacağız. Maşallah. Lightning Urn. Güzel. Şurada bir aşağıya bölge var. Şurada da merdivenimiz var. Ve bonfire. Gördüğünüz gibi normalde eğer buraya dalarsanız her yer bu manyak örümceklerle dolu oluyor. Son şakasını yaptı. Elimizde meşaleyle Ornifex'in yanına geliyoruz. Abi sen kaç tane daha atacaksın ondan ya? Yani hayatımda gördüğüm en kötü demirci burası olabilir ya. Kapat kapıyı kapat. Kapat girmesin kimse. İki tane örümcek var zaten. Yine boss silahları alabilirsiniz arkadaşlar. Mesela Lost Sinner'ın kılıcı, Dragon Slayer Spear. Bunun dışında buy item dediğinizde işte Murakumo. Benim kılıç bu. Ben bu oyunda bununla oynamak istiyorum. 3 tane alabiliyormuşsunuz. 5800 fiyatı zaten çok da yüksek bir şey değil. Bunun dışında Fire Arrow'la
Bolt var, güzel. Flame Butterfly satıyor. Önemli bence. Gelip alınabilir yine. Büyüler var. Büyüleri de gelip alabilirsiniz istiyorsanız. Farklı farklı kişiler aynı büyüleri satabiliyor. Bunları stackleyebiliyorsunuz. Daha önce söylemiştim size zaten. Composite Ball. Güzel. Alayım dursun bence ya. Ne güzel. Hoş oldu. Böyle iyi. Murakamo'yu da aldık sonunda. Flame Butterfly diyelim. Aa, kapıyı kırmışlar manyaklar. Yani burada meşale kullanmadığımızda ne kadar sıkıntı yaşayabileceğimizi bence biraz gördünüz. Hemen yanlış tarafa gittim gerçi. Servant tarafına gittim. Macduff'ın yanına gitmem lazımdı. Değil mi Macduff? Şuradan girelim. Ekipmanlara bakalım. Nerede bizim Murakamo'muz? Of of of. Of. Aman 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 aman. Dur, şu saatin şeyini kapatayım sürekli. Sadece titreşim versin. Bu mesela peri hareketi. Vay vay vay. Reinforce Weapon Armor. Murakamo, gel bakalım. Yani artı 10'a kadar gidecek mi bilmiyorum. Elimdeki şeylere hiç bakmadım. Ama belki gidebilir yani. Titan Chunk 15 tane var. Evet, gitme ihtimali var şu an. Ama para yok. Para yok. Para yok. Yine parasızlıktan arkadaşlar. Karakter kasamıyorum. Benim bu parasızlığım ne olacak ya? Para harcıyorum sürekli bir şeylere. Gelin bay. Kılıcı deneyelim. Maşallah. Bu arada bayağı hızlı bir kılıçtır ha. Biraz öğrenmem lazım. Bir de şu an petrol atmam kötü bir durum. Hiç Murakamo ile oynamadığım için öğreneceğiz biraz. Bir de tek elli arkadaşlar gördüğünüz gibi inanılmaz etkili. Böyle tek elliyken de kullanabiliyorsunuz bunu. Şimdi Estus gömelim iki tane. Sonra yukarıdaki amcalara gidelim. Nice. Stamina'yı biraz arttırmak gerekecek kesinlikle. Ya zaten can ve stamina'yı bayağı yükleneceğiz artık da. Onun dışında tabi silah bayağı ağır bir silah. Üstümüzü başımızı da ona göre yönetmemiz de gerekecek. Unutmamak lazım bunları. Hafif olarak Black Rope var üzerimde. Alt tarafa da 76 diyor. Yani Pete'in ayaklıklarını takalım şimdilik. Tabii ve bu item'lara verdikçe seviye atladıkça arkadaşlar ki daha hızlı atlamaya başlayacağız. Oyunda ilerledikçe daha da böyle hızlı seviye atlayabiliyorsunuz. Bu tarz sorunlarımız da ortadan kalkacak. Gel bakalım Murakamo. Ah, tamam artı 10 yapabileceğiz. Bir kere oturalım kalkalım şuraya.
Re ikisi çok kuvvetli. Benim için de yeni bir kılıç olsun istedim. Murakama iyiymiş ya. İyidir iyidir Murakama. Abi ne yapıyorsun? Sen kendini de yaktın, bizi de yaktın. Adam hakikaten beni de yaktı, kendini de yaktı ya. Abi ne yaptın ya? Artı 10 Murakamo tamamdır. Bunu bile geliştirebiliriz. Yeri gelirse. Peki asa için Twinkin Titanite'miz var mı? Bir tane var. 5 tane lazım. Son seviyesi için. Tamam. Şimdi travel diyelim. Bir şimdi duruma bakacağım. Şu anda tam böyle istediğim gibi kullanamayabilirim. Çünkü dediğim gibi staminam o kadar da iyi durumda değil. Ama zaten kazanacağım ruhları artık artık şuna yatırım yapacağım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bakın. Şöyle diyeyim. Vigor, Endurance, Vitality, Attunement üzerinden gideceğim. Int ve Fate'i ve STR Dex'i bir süre yükseltmeyeceğim. Yeter. Çünkü gerçekten yeter. Sağ el silahı gördüğünüz gibi 439 vuruyor. Oyunun bu aşamaları için bu acayip iyi bir hasar zaten. Üzerine bir de Dark Damage falan ekleyeceğiz. Öyle aşırı inanılmaz böyle skill şeylerine bir şey yapmanıza gerek yok. Onu söylemiş olayım. Tabii yanlış tarafta başladım ben. Chapel Threshold'a gidelim. Rockwater. Rockwater. İyidir. Şu manyak aşağı düşmeden öldürmek istiyorum bu sefer ya. Bir de yani artık insan olalım. Ama ya. Hah, bu sefer yaptık valla. Hah, Twinkin Titanic de aldık. Şöyle bir odaya geldik şimdi. Yine ne var? Yine örümcek var. Ve manyak manyak tipler var. Size niye backstep atılmıyor ya? Ne yapıyorsunuz lan? Arkaya çıktık. Tam spawnlar sandığımızı alalım. Güzel. Southern Ritual Band arkadaşlar, o da şöyle bir şey. Old Sunring ne yapıyordu? Tamam. Patlıyordu bu. Hasar masar aldığınızda, bir şey yaptığınızda saçma sapan bir yüzük. Ama kullanan manyak vardır. Nerede Northern Ritual Band? İki tane mi ben Ring of Thorns almışım? Bakalım. Bak Soterin. Bunun North'u nerede North'u? Aldık da ne? Benim gözüm görmedi ya. Neyse yapacak bir şey yok. Burada arkadaşlar artık Old Reoring'in benim için bir geçerliliği yok. Onun yerine farklı bir yüzük takacağım şimdilik.
Düşman poisonuna daha fazla geçirmek istiyorum. Çünkü düşmana sarsan bir yüzük bu. Ben de düşmana geçirmek istiyorum bununla. Her yeri yıkın, tamam mı? Her yeri. Halen nasıl petrol atıyorum ben? Ha, yüzüğü taktım. Bir dakika, önce şu arkadaşlarla ilgileneyim. Yüzüğü taktık, yüzüğü. Artık böyle ince hesaplamalar yapmak gerekecek. Bu neymiş? Hexer Bots. Black Bot. Black Set'e gittik resmen. Neyse. Şu an bu ilkten inanılmaz keyif almaya başladım ben. Tabii daha da iyi olacak. Daha da süper bir bu ilde olacak bu. Asıl keyfini de o zaman göreceğiz. Şimdi bir kez daha geri döneceğiz. Çünkü ben sürekli yolu karıştırdığımdan en baştan başlıyorum arkadaşlar. Siz benim gibi yapmak zorunda değilsiniz. Yukarıda almamız gereken bir eşya daha var. Onu da alalım. Ve unuttuğum bir şey olursa direkt aşağı yazın. Geriye dönüp onları alalım. Yani çünkü yorumlarınızın hepsini okuyorum. Biliyorsunuz sizden. Yakacağız bunu. Oha, yine de o büyüyü yaptı ya. Helal olsun. Aslında bir mektupla konuşmak lazım. O kadar upgrade bir şeyler yaptırdık adama. Kupa için şeyi verecek o çünkü. Yani boşuna gidip onda yapmadık bu kadar demirci varken oyunda. Hayır, ben niye düştüm ya? Ya Emin, senin büyün var ya. Senin büyün var be oğlum. Niye yani? Neden? Neden? Büyüsü olan bir adamsın sen ya. Neyse. Aşağı yolu gidecektik de önce yukarıdaki eşyayı alaydık ya. Nefret ediyorum sizden. Sizin yüzünüzden aşağı düşüyorum. Bak, bu da geliyor. Oh. Hepinizden nefret ediyorum. Aşağı düştüm çünkü. Pis herifler. Sizin yüzünüzden bir tane daha bon şey kullanacağım. Ama burası gerçekten arkadaşlar tam bir fail bölümü. Yolları da sürekli karıştırıyorum ben burada. Dur, Flame Butterfly kullanırız. Çünkü büyü atmak istiyorum. Ha, o büyüyü illa atacak ha. Tabii şu an defansımız oldukça düşük. Bir de onun da etkisi var bu düşmanlarla kapışırken. Murakamo'nun bir bedeli var. O bedeli ödememiz gerekecek önümüzdeki bölümlerde. Selam abi. Büyü yaparken de biraz dikkat etmek lazım. Her seferinde birazcık ileri doğru atıyor karakter kendini arkadaşlar. Şimdi dümdüz devam edelim. Gel gel hadi.
Murakamo saldırıyor. Ha, yine bakın ruh hastası bir yerdeyiz. Böyle yürüdükçe... Aa, şey bitti, stamina bitti. İyi ayarlamam lazım bunun kontrolünü. Kaldık mı burada? Onlar da ölüyor bu arada. Tek elle inanılmaz hızlı ya. Titan Chunk, Shard, her şeyden aldık. Şimdi şuradaki aleve geri döneceğim. Oradan hemen meşalemi yakacağım. Çünkü lazım yani. Örümcek kapısını açıyoruz. Neden lazım olduğunu hemen anlayacaksınız. Aha da böyle. Tabi burası daha sonra açılıyor. İlk şu tarafı açalım. Gelsin bizim. Gel gel. Oo, tabi bendeki poise kimse de yok bu dünyada. Ama unutma yen. Murakumo büyüktür elindeki kazma. Homeward Bone 3 tane güzel güzel. Bu arada arkadaşlar NPC çağırmak isterseniz Manhunter O'Hara'yı burada çağırabiliyorsunuz. Örümceklerle hiç uğraşmayacağım. Gördüğünüz üzere. Ben normal yoluma devam edeceğim. Meşalenizi söndürmeyin. Meşalenizi söndürmeniz iyi bir şey değil burada. Böyle gördüğünüz üzere. Zaten yolda da meşale buluyorsunuz ve 1,5 saatlik benim meşalem kalmış mesela. Gayet iyi. Ha diyor, eğer meşaleniz böyle 20 dakikalara falan düşmüşse oyunun bu aşamasında, o zaman hani değerlendirebilirsiniz aslında. Evet, ben artık kullanmayayım etmeyeyim ama hem bu yolculuğu hem de boss yolculuğunuzu birazcık daha zorlaştıracak bir durum. Onu da söylemiş olayım. Sizden de torç düşer. Zaten oyun burada böyle meşale kullan, meşale kullan diye bağırıyor farkındaysanız. Sebebini de birazdan öğreneceksiniz boss'a girdiğimizde. Ha, ben Murakamo'ya dark damage eklemeyi unuttum. Neyse. Ne yapsak? Dönsek mi geri ya? Yapacak bir şey yok artık, geldik. Dark Damage'i boss'tan sonra şey yaparız. Artı 10 yapmanın gazıyla. Anladınız mı neden meşale istediğini oyunun? Thank you.
Tabi o örümcekler havasını aldı şu an. Oha. Bu çok ayıp olmadı mı sevgili Freya? Freya böyle olmaz. Heh. Tamam bu olur, bu olur. Ama az önceki olmaz. Aha başladık mı? Biraz geriye. Böyle zehirini mehirini atıyor bu manyak. Ya terste kaldık yine. Diğer tarafına geçmeye çalışacaktım da birazcık yavaş kaldım. İki tane kafası var arkadaşlar. O manyak saldırı yapacağı zaman şey yapıyorsunuz direkt, farklı tarafa gidiyorsunuz. Şimdi bir zıplayacak, hemen önlemimizi alıyoruz. Mesela burası da diğer tarafı ama oraya gitmemize izin vermiyor şu an, dur. Bırak öne dolansın kendi. Burada ölecek, yapacak bir şey yok onun. Benim Estus'um var. Radiant Game'in var. Var oğlu var. Senin neyin var Freya? Senin neyin var? Heh. Gel diğer kafana gidelim. Gel. Birazcık da onunla oynayalım. Ha, hemen kaçıyorsun ama ya. Heh, gene şeyi yapacak. Baba kaçırdı kafayı. Şerefsiz. Az değilsin Freya. Ve gene aynı şeyi yaptı. O onu yaparken hemen buraya geliyoruz. Ulan burada kafayı kopardık mı biz hakikaten ya? İlk defa başıma geldi. Ben hiç koparmamıştım ya. Şş, Freya. Ne yapacağız seni biz? Neyse öldün en azından. Adam kafa gitti ya. Ben bakın bu kadar bitirdim oyunu. İlk defa kafasının düştüğünü gördüm. Çok ilginç ya. Buraya geldiğinizde şunu yapmayı unutmayın arkadaşlar. Great Soul'u böylece alıyorsunuz. Vay Freya vay. Vay Freya vay. Kafa gitti Freya'nın. Yapacak bir şey yok. Brightstone Key, Fragment of Branch of Your Dark Quartz Ring. Hemen anahtarın nereye açacağına bakacağız. Muhtemelen şeyi açacaktır arkadaşlar bu arada. Bu gelirken görmüştük ya. Orayı açacaktır. Primal Bonfire bulduk. Örümcekler de bayağı hevesliler yani. Bu ikinci Primal Bonfire'dı. Şimdi Bright Bug'ların bazı eşyaların fiyatı arttı yine arkadaşlar. Stokları yenilendi. Ya ben kullanmadığım için tabii şey yapmıyorum. Bakın 18.000'e çıktı. Şimdi Estus Shard'ımız var. Upgrade yapalım şeyi. Tamam. Şimdi bir de seviye atlayalım.
Sen 16 olunca 3 tane oluyordun değil mi? Tamam. Daha atlayabiliyor muyuz? 22.000 çünkü ruh. Bence Endurance'a verebiliyor olmamız lazım. Biraz Endurance, Vigor ve Vitality gideceğiz artık. Çünkü hasarımız zaten yeterince yüksek arkadaşlar. Şimdi ben hızlıca Macduff abinin mekanına geri dönüyorum. Sonra da bir konuşacağım. Çünkü şey yapmış olmam lazım bayağı ya. Para bayağı harcadım ben abi de. Şimdi ilk olarak Murakumo'yu Dark Murakumo yapacağız. Amacımız bu. Çünkü şu anda Dex'ten daha çok scale oluyor ve ben bayağı bir yetenek kastım. Bakın Dark'a direkt B veriyor. Aynı zamanda Dex'e de B veriyor. Hemen. Murakumo'muzu hallediyoruz. Staff halen 3 tane daha Twinkin Titanite var. Talk diyorum. Evet, Titanite Slab aldık. Smith of Life aldık. Bir başarım daha açılmış oldu oyunda. Şimdi arkadaşlar belalı bölgemize bir kere daha geri döneceğiz. Nereden dönsem? Gene buradan döneyim. O şeyi açacağım. Kapıyı açacağım. Çünkü neden olmasın. Orada da güzel bir silah var yani. O yüzden diyorum. Silahımız artık 591 vuruyor. Tek elde. Daha ne vuracak? Daha ne vursun yani adam? Zırhsızlık özlemi. Geliyorsunuz mu? Şurası olması lazım. Evet. Brightstone Key. Tabi her yer yine örümcek. Black Knight Ultra Grey Sword, Great Fireball, Fire Seed bulduk. Aslında bayağı sağlam bir olay oldu bizim için. Oo. Gelin gençler gelin. Oo. Soul of Hero Gold Pine resim varmış burada, ben görmemişim. Ne oldu, hepiniz öldünüz? Şurada da varmış eşya. Porcine Arrow. Arrow. Tamam, bitti. Bitti. Gidelim artık. Bonfire'a gidelim artık. Sonraki bölümde Grave of Saint'e ineceğiz. Ardından Grave of Saint çok kısa bir bölge arkadaşlar. Nereye gideceğiz? Artık en nefretlik bölümlerden biri olan Galcha, Black Galcha. Benim için öyle. Ve Gutter'a gideceğiz. Sonrasında da yani Iron Keep'i daha fazla erteleyemem. Yapacak bir şey yok. Sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.